Bugünkü konumuz zaman yolculuğu. 1453 yılına gidip İstanbul'un fethini canlı canlı izlemek istemez misiniz? Ya da 300 yıl sonrasına gidip neler olmuş acaba diye görmek istemez misiniz? Ben gelecekten geliyorum. Sen aşk ışığında alay açılar. Ya da bu işi fırsata çevirip birazcık geçmişe gidip dedemize güzel bir yerden güzel bir arsa kapattırmak istemez misiniz? İşte bunlar zaman yolculuğu ile mümkün. Peki zaman yolculuğu mümkün mü? Aslında şu anda zaman makinesi diye bir şey yok diyebiliriz. Hacı bakkalda da satılacak hali de yok. Hello. Hello, what's up? Hacı abi, they put me in a time machine. They send me in a different timeline. What are you talking about? Who are you? Fakat siz bir zaman makinesi yapsanız bunu söyler misiniz? Bak bakalım beğenecek misin? Abi benim aç biliyorsun. Zaman makinesi. Allah Allah. Şimdi seyret. Bekle. Deminden şimdiye geldim. Aslında çok değil yani. Bir hafta öncesine gidip bir loto sonuçlarını alsak en azından olmaz mı? Sonrasında yak o makineye gitsin. Şu anda birçok kişi ulan aslında iyi fikir ha. Diyor gibi kulağa da hoş geliyor. O zaman bir saniye. Bilime göre bu mümkün mü? Ona bir bakalım isterseniz. Birçok fizik kuramcısına göre paradokslar olmasına rağmen zaman yolculuğu mümkün. Henüz geçmişten gelen veya gelecekten gelen kimseyle de karşılaşmadık mı acaba? Kendimizi mi kandırıyoruz biz burada yoksa? Karşımıza çıkan örnekler var, bir bakalım isterseniz. Amerika'da 2002 yılında Andrew Carson adında bir adam ortaya çıktı. Borsaya 800 dolar ile başlayıp 2 hafta sonra 350 milyon dolar para kazanmıştı. Yok artık ya! Borsayla uğraşan insanlar bilir, bu neredeyse imkansızdır. Tabii bu durumda tutuklanmak kaçınılmaz oluyor. Tutuklandıktan sonrasında söylemleri ise şok ediciydi. Diyordu ki, ben 2256 yılından geliyorum. Hadi canım sen de. Bu ekonomik kriz ortamını ve olacakları biliyordum diyor bu adam. Bu tamamen bir saçmalık. Derken yaptığı 126 riskli işlemin tamamından başarılı şekilde çıkıyor bu adam. Bunun anlamı şu. Ya içeriden bilgi alıyor ya da dedikleri doğru gelecekten geliyor. Tabii bunların hepsi bir rastlantı da olabilir. Yani bu kadar rastlantı muazzam bir şans gerektiriyor. Öyle şansı da aramızda var mı bilmiyorum. Bu adam bu durumdan kurtulabilmek için AIDS'in tedavisini bildiğini ve Ladin'in nerede saklandığını da söyleyeceğini iletiyor. Amerikalı yetkililer salak mı? İnanmıyor tabii ki. Fakat adam bir de üzerine Amerika'nın gireceği savaşları ve tarihlerini de söylüyor. Burada işler işte biraz karışıyor. Bu saatten sonra dikkate alınmaya başlıyor bu adam. Fakat 1 milyon dolar kefaletle serbest kalıyor. Kayıtlarda ise 2002 Aralık tarihinden önce Andre Carlson isminde bir kişi rastlanmıyor. Daha sonra bu adama ne oluyor biliyor musunuz? Kimse bilmiyor ki. Kayboluyor. Belki de kendi zamanına geri dönüyor. Tabii bu olaylarla da sınırlı kalmıyor. John Titor adında bir adam karşımıza çıkıyor bu sefer. 2036 yılından geldiğini iddia ediyor. Devlet için çalıştığını söylüyor ve bir proje için bu tarihe geldiğini iddia ediyor. 1975 yılına IBM 5100 almak için geldiğini iletiyor. Bununla da gelecekte program ayıklama işlemi yapılıyormuş. Yani öyle söylüyor. Ama yine de dikkat çekici olaylar var. Gelecekle ilgili haberler de veriyor bu adam. İşin daha ilginç tarafı ise bu fotoğrafta Andre Carlson ben de varım diyor. Bu da işin diğer bir ilginç tarafı. Bu sefer garipliğimiz Times Meydanı'nda.
Her şey normal şekilde ilerlerken bir anda bir adam ortaya çıkıyor. Herkesin gözü önünde. Sanki böyle ışınlanmış gibi ya. Yıl 1950. Fakat giyim kuşama 1950'ye uygun değil bu adamın. Daha eski duruyor. Ortaya çıktıktan hemen sonra ise bir araba çarpıyor bu adama. Ve orada can veriyor. Buraya kadar her şey anormallikle normallik arasında geçerken asıl anormallik şurada karşımıza çıkıyor bizim. Cebinden 5 sent değerinde bir jeton çıkıyor. Hiçbir yerde olmayan ahır ve at bakım bileti çıkıyor. Eski zamanlarda kullanılan tedavülden kalkmış bir 70 dolar da çıkıyor üstelik. Rudolf Fens isimli bir iş kartı, adresi ve bir de Philadelphia'dan yazılmış bir mektup da var bu adamın üzerinde. İşte bunlar bizim açıklayamadığımız olaylar. Oradaki görgü tanıkları ise adamın çok korktuğunu, telaşlı olduğunu ve boş boş etrafına bakındığını, o birkaç saniyelik sürede bunların olduğunu söylüyor. Philadelphia deneyini zaten özel olarak anlatmıştım. Burada da iki tane kardeş olan mürettebatın zaman yolculuğu yaptığına dair iddiaları da vardı. Charlie Chaplin'in tanıtım filminde telefonla konuşan kadın yine kafaları karıştırıyor. Ve yine burada telefonla konuşan bir kadın yine kafaları karıştırıyor. Bu fotoğrafta ise tamamen kıyafeti farklı olması dikkatleri üzerine çekiyor. Farkındaysanız etrafındaki insanlar da zaten dikkatlice ona bakıyor. Putin'le ilgili de çok ilginç bilgiler var. Zaman yolculuğundan daha çok ölümsüzlükle ilgili fikirler ortaya atıldı. Bu küçük kızı hatırladık mı acaba? Karşımıza çıkan bu fotoğraf bizi adeta şok ediyor. Acaba bu küçük kız da zaman yolcusu muydu? Bunların yanı sıra bilimsel olarak kanıtlanmış bir olay var. Alexander Kaleri zamanda yolculuk rekoru kırmıştır. Bilinen ve kayıt altına alınan. 0.02 saniye dünyanın zamandan ileride yaşamaktadır. Bu Rus astronot 769 gün MIR uzay istasyonunda kalarak kırmıştır. Yörüngede birden çok yerçekim ve etki alanına maruz kalmıştır üstelik. Dünyaya döndüğünde zamanı 0.02 saniye bizden daha ileride yaşıyor. Ya daha birçok olayımız var ama birçok. İzlediğim bir film vardı, Time Machine. Çok da güzel filmdir, tavsiye ederim. Sevdiği kadın öldüğü için bir zaman makinesi icat ediyor. Ve geçmişe gidip onu öldüren kişiyi engellemeye çalışıyor. Aslında engelliyor. Fakat kadın yine bu sefer aynı saatte, farklı bir bölgede, farklı bir şekilde yine ölüyor. Adam bu sefer geçmişi neden değiştiremedim diye arayışlara giriyor. Geçmişi değiştirmek mümkün mü? Kaybettiğimiz sevdiklerimizi kurtarabilmek için zaman yolculuğu yapabilir miyiz? Biraz da beyinleri yakacak bilimsel verilere ne dersiniz? Öncelikle zaman kavramını anlayalım. Zamanla saat aynı şey değildir. Saat, güneşin konumuna göre bizim süreleri bölebildiğimiz bir olgudur. Peki ya zaman? Zamanı saat ile ölçebilir miyiz? İşte zaman için farklı kavramlardan bahsetmeliyiz. Yerçekimi zamanda etkilidir. Buradan elde ettiğimiz çıkarım ise şu: uzayın zamanı ile dünyanın zamanı aynı değildir. Daha öncelerde her şehir kendi saatini kullanıyordu. Bunun toplumsal yaşama büyük zararları vardı. Tren çarpışmaları gibi. Çünkü herkesin saati birbirinden farklı. Isaac Newton diyor ki zaman herkes ve her yer için aynıdır.
Fakat Albert Einstein bunun doğru olmadığını fark etti. Zamanın herkes için farklı olduğu fikrini ortaya koydu. Yani herkesin zamanı farklı işliyor. Sizinle benim. Benimle bir başkası. Zamanımız aynı değil diyor Albert Einstein. Bu durumla bizim kafamızdaki soru işaretlerinden bir tanesi de şu. Zaman akıp gider mi? Yoksa zaman duruyor, biz mi zamanda ilerliyoruz? İşte tam olarak çözmemiz gereken şey de bu. Bizim zamanımız ışık hızına eşit. Yani şöyle bir örneklendirelim kavrayabilmek için. Biz buradan böyle bir yıldıza doğru bakıyoruz. Yıldızın biz yıllar önceki halini görüyoruz. Çünkü o görüntü bize ışık hızıyla ulaşıyor. Mesafe çok fazla olduğu için biz görüntünün çok çok önceki halini görüyoruz aslında. Yani bu durumda biz şunu diyebiliriz aslında. Zamanla mesafe arasında bir orantı vardır diyebilir miyiz? O zaman buradan şunu çıkarabiliriz. Mesafe arttıkça zaman bükülür. Bir diğer tanım şekli de şöyle söyleyebiliriz. Hareketle zamanın geçişi sırasında temel bir bağlantı vardır. Bir örnekle durumu inceleyelim şimdi. Biz şu an batı yönüne doğru 60 km hızla ilerliyoruz. Şimdi yönümüzü kuzeybatı yönünde ilerletelim ve yine 60 km hızla gidelim. Burada bizim batı yönünde ilerlememiz de yavaşlama oldu. Yani bir diğer deyişle biz ilerlemeyi kuzeybatı yönüyle paylaştık. İşte Einstein uzayla zamanın arasında böyle bir bağlantı olduğunu ileri sürüyor. Şimdi şöyle bir örnek daha verelim. Uzayda bir uzaylı olsun. Ve onun zamanıyla bizim zamanımız aynı olsun. Sadece bir adım ileri attığında bakın ne oldu? Aramızda yıllarca zaman bir mesafe oluştu. Yani zaman ile mesafe arasında bir orantı var. Bir diğer deyimle paralel evren. Buradan çıkarımımız ise şunu söyleyebiliriz. Şimdi, yani burada bizim şimdi diye bahsettiğimiz şey sadece bizim için şimdidir. O uzaktaki uzaylıyla bizim şimdimiz aynı değildir. Peki bizim şimdilerimizle diğer insanların şimdileri de acaba aynı mı? İşte herkesin zamanı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla herkesin kendi zamanının içerisinde birçok şimdisi vardır. Ya şimdi diyoruz da bu nedir şimdi? Örneklendirelim. Bakın şimdi. 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 Ya az önce şimdilerden bahsettim ama hepsi geçmişte kaldı. O an, zaman benden artık uzaklaştı. Ben zaman içerisinde ilerledim. Benim şimdilerim şu an geçmişte öylece duruyor olması gerekmez mi? Bu durumda geçmiş ve gelecek kavramı yok diyebiliriz. Sadece şimdi kavramı var. Örnekle anlatırsak sanırım daha iyi anlayacağız. Benim hayatım boyunca şimdiler var. Bu şimdiler arka arkaya gelerek benim zamanımı oluşturuyor. Farklı bir örnek de şöyle. Benim şu an kullandığım kamerada ben saniyede 25 kare görüntü alarak video çekiyorum. Yani 25 tane fotoğraf çekiyor saniyede. Bu fotoğrafları arka arkaya ekleyerek bir video kaydı oluşturuyor. İşte bizim hayatımızdaki şimdiler arka arkaya gelerek bizim hayatımızı oluşturuyor. Bakın yine tekrarlayacağım. Şimdi dedim ve geçmişe itildi. Az önceki bahsettiğim şimdi kalmadı, artık geçmişte. İşte bizim bu durumda o fotoğraf karelerinin herhangi bir tanesine gidebilmemiz aslında mümkün olabilir. Yani zamanda yolculuk. Albert Einstein'ın görelilik kuramı, paralel evren teorileri, zamanın kişiye göre varlık göstermesi, bu teoriler zamanla yolculuk yapmanın mümkün olduğunu söylüyor işte. Peki paralel evrene küçük de olsa bir bakalım. Bizim zamanımızda geçmişteki zaman birbirinden farklılık gösteriyor. İşte bu az önce de bahsetmiştik. Uzaydaki uzaylı da yaşadığımız açı farklılığı. Yani bu aslında farklı zamanların birbirine olan orantısı. Yani bir diğer deyimle
Paralel evrende şu an kaç dakika geçti sorusunun cevabı işte bunlarla hesaplanabilir. İzlediğim filmlere göre şu anda paralel evrende yaklaşık 4 dakika geçti. Uçak yolculuğu yapan insanlar, dünyada yaşayan insanlara göre saniyenin binde ikisi kadar zaman farklılığı yaşarlar. Zaman yolculuğunun en büyük kanıtı da budur zaten. Yok artık. Yok artık, yok! Fakat biz bunu fark edemeyiz. Bu durumda zaman ışık hızına eşitse, yer çekimi ve uzaklık ile orantılıysa, biz ekvator bölgesinden dünyanın tersine doğru ışık hızıyla ilerlersek, biz zamanda yolculuk yapabiliriz bu sefer. Dünyanın döndüğü tarafa doğru ilerlersek bu sefer ileriye doğru gideriz zamanda. Bunun aksini söyleyen bir kuram yoktur. Biz zamanda yolculuk yaparken boyut değiştiriyoruz. Kara delikler ve solucan delikleri bunların kısa yolu gibi bir şey. Yani kısa yol sekmesi gibi yine. Bizi direkt boyut değiştirerek zamanda ve mekanda yolculuğa itebiliyor bunlar. Bizim burada asıl sormamız gereken şey şu. Biz geçmişte miyiz, gelecekte miyiz? Eğer biz şimdilerde yaşıyorsak geçmiş ve gelecek kavramından söz edemeyiz. Kişi sadece zamanla ileri ve geri ilerleyebilir. Fakat yine buna geçmiş veya gelecek ismini veremeyiz. O zaman biz şimdilerde yaşıyorsak olayları değiştirmek mümkün mü? İşte bunun cevabı paradoksa dönüşür. Biz tarihi değiştiremeyiz. Çünkü geçmişe gidip babanızı öldürürseniz siz olmazsınız. İşte bu da paradoks demektir. Babanız olmazsa siz olmazsınız. Bu durumda ise zaman yolculuğuna sadece ruh çıkar diyebiliriz. Yani beden kalır ve ruh gider. Tıpkı bir rüya gibi düşünün. Aynı benzer bir olay var aslında zaman yolculuğuyla. Biz rüyayı 5-6 saniye olarak görürüz fakat rüyamızda gördüğümüz şeyden 40 bölüm dizi çıkar ya. Aslında yine çok uzun bir süre ama gerçekte ise 5-6 saniye. Yani aynı bir paralel evren gibi. Bütün bunlar biraz beynimizi zorluyor biliyorum. Gerçekten ama gerçekten algılaması çok güç bir olay. Bu videoyu izlediğimizde vücudumuzda birazcık yorgunluk hissedebiliriz. Bunun sebebi tıpkı bir bilgisayarın işlemcisinin çok yoğun bir şekilde çalışması gibi. İşte bunu anlayabilmek için beynimizi yoğun kullanmak gerekiyor. Eğer gerçekten videoyu izledikten sonra vücudunuzda bir yorgunluk varsa beyninizi zorlamışsınız demektir. Eğer ki beyninizi zaten zorlamadıysanız şu an bir yorgunluk hissetmeyeceksiniz ve bunların hepsi size bir deli saçması olarak gelecek. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın.